Gelelim, süremizi aşıyoruz. Evet, Mevlevilerin dönme hareketleri ve diğer figürleri, ilahiler, İslami müziğin İslam'da yeri var mı? Birinci soru izleyicimizden bu gelmiş. Kadar güzel konular. Bir insan bir cemaate, bir şeyhe, bir tarikata bağlı olmadan Müslümanlığını yaşayamaz mı? Demiş bir başka izleyicimiz. Risale-i Nur'un insanların İslam'ı yaşama adına bir katkısı var mıdır? Demiş bir başka izleyicimiz. Evet, buyurun. Değil mi yani, sakız çiğnersek oruç bozulur. Hocam bunlara lütfen kısa cevap verin. Kısa kısa cevap vereyim ben. Yine var çünkü daha bir kere olabilir. Bakın tarikatlarla ilgili olarak Kur'an ışığında tarikatçılığa bakış diye bir kitabımız var. O konsel olarak ortaya koyuyor. Müthiş bir reddiye yazmışsınız. Elhamdülillah. O birçok dile çevrildi ve her çevrildiği oldu. Çok şükürler olsun. Ama ona 5 senemi verdim. Ve orada iyi de bir ekip de çalıştırdı. Ne kadar da para verdik onun şey yaptığı diye. Ama haklı ettiler, Allah razı olsun. Şimdi bu orada var. Bir Allah'la kulun arasına koyuyorsa bu adam doğru yolu bilmeyen adam iblis. İblis doğru yolu bilmektir. Orada oturmak, geleni yemek başkadır. Yolun üstünde oturmak başkadır. Gel bana seni şey... bana tabi olsun bir adam iblistir. Gel sana onu gösteriyorum diyen adam doğru yolu gösteriyordur. Diye zamanda şirktir de. Şirktir tabii koymuş oluyor. Şimdi şu bunu tabii şeyde biliyorsunuz, bir hocaya sorduk televizyonda, stüdyoyu terk etti. O da internette yayınlanıyor. Baksınlar. Evet. Şeyde de Mevleviler de Abdülaziz Hoca'ya işte hak ettiği cevap verildi diyor. Ben de diyorum ki iyi ki yazmışlar. Hiç olmazsa millet dinliyor onu o vesileyle. Şimdi Mevleviler... Şöyle değil mi hocam? Bak böyle yapıyorlar. Niye böyle? Hak'tan alıp halka veriyoruz. Tamam. Hak yukarıda, halk aşağıda. Siz kimsiniz? Aracı. Arada ruhban sınıf mı? Siz kimsiniz kardeşim? Siz kimsiniz? İnsanların üstünde, Allah'ın altında. Aracı tanrı mısınız? Ve ben Mevlana'nın ön sözünü okumalarını tavsiye ederim. Mesnevi baksın Mesnevi'nin. Baksınlar ki İslam bağdaşacak bir tek kelimesini bulabilir. Yani Mevlana'nın kendi sözleri. Ön sözü mü yok? Kendini mi değil mi? Onu biz bilemeyiz ki. Şu anda Mevlana diye bize anlatılan bu işin fersah fersah uzağında. Şimdi kendi şöyle diyor Mevlana'nın, yine Mesnevi'de var. Hani bir takım işte ithamlarda bulunuyorlar. Diyor ki ben Allah'ın yolunda ve peygamberin uğrunda toprağımdır. Kim ki benim adıma bu sözden gayri söz söylerse hem bu dünyada hem indallah'ta davacıyım diyor. Bu şimdi Mevlana o mu değil mi? Şimdi bu konuda bak, biz eğer Kur'an-ı Kerim'de İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın nebi olduğunu öğrenmeseydik, ona yapılan iftiraları öğrenmeseydik, İsa dedik dediler zaman kendini Allah'ın oğlu sayan bir sapık derdik değil mi? Demez mi? Elbette Allah bize doğruyu öğretti. Biz bildiğimiz için onu Allah'ın oğlu sayanlara sapık diyoruz. Ama biz Mevlana'yı bilme şansına sahip değiliz ki. Yani görmemiz mümkün. Bak şimdi söylediğiniz o söz ne kadar güzel. Ama şu anda Mevlana deyince bu anlaşılmıyor. Ben onu anlatmıyorum. Yoksa bu söylüyorsun. Çünkü yani bize kalan eserlerle ilgili. Mevlana'nındır diye bize gelenler var. Zaten bir keresinde bir mesnevi getirmişti bizim Süleymaniye Kütüphanesi'nin eski müdürü Muammer Bey. Ben ona o zaman sordum. Ya dedim bak Mevlana'nın diye şey var. Hatta ön söz Arapça, mesnevi Farsça. Dedim ya bu ön sözü dedim şey mi yazmış? Dedi ki ya buna dair hiçbir belge yok dedi. Bu sonradan yazılmış olma ihtimali yüksek dedi. Metne de diyorsun. Tinle ilgili olarak da ben uzman değilim de o Muammer Bey'in ifadesi yani yanlış olabilir. Dedi ki valla ön sözü demiyorum hocam. Yani sadece dedi 12 beyt dedi Mevlana'ya ait olduğu belli olan söyledim, dedi. Evet. 12. Ha, o öyle dedi. Ben bilmem yani. Ben uzman değilim. Siz okudunuz mu Mesnevi'yi? Birçok yerini okudum. Yani orada sizi rahatsız eden ne var? Ben ön sözünü söylemiyorum. Var. İçerisinde var da, içerisinde çok güzel şeyler de var. Muhteşem yani bir eser. Ben bilmiyorum yani İslam kültürünü, felsefesini, böyle insan psikolojisini, sosyolojiyi anlatan harika bir kitap yani. Ya tamam da işte
Bu yani şeyde, bir itikat kitabı değil de yani. Tamam da şimdi esas konuya bakıyoruz. Siz ortadaki ana resme bakmamız gerekiyor. Ana resim. Yoksa detaya indiğin, girelim hocam. Detaya indiğin zaman birçok şeylerde güzellikler vardır. Ana resim ne? Allah'la kendi insanın arasına mı koyuyor yoksa ne yapıyor? Asıl ana resme bakıyoruz. Şimdi mesela Mevlana'nın midir değil midir yoksa sonradan mı sokuşturulmuştur? Ben bilemem tabii onu. Biz o hiç kimse de bilemez. O, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda ancak ortaya çıkar kesin o sonuçlar. Evet. Belki Mevlana İsa Aleyhisselam gibi Allah'a sığınacaktır bu yapılan şeylerden dolayı. Şimdi orada şey var, bir Bayezid olayı vardır. Bayezid hacca gidiyor. Eteğine işte dirhemler bağlamış. Yolda bir fakir rastladı. Fakir dedi ki nereye gidersin Bayezid? O da dedi ki hacca giderim. Peki yanında ne var? İşte şu kadar dirhemim var. Dedi ki Bayezid, Allah Kabe'yi yaptırdı, bir daha oraya gitmedi, uğramadı. Ama benim kalbimden hiç çıkmadı. Sen benim etrafımda 7 kere dön, bil ki şeyin haccını yapmışsındır, umreni yapmıştır, şeyler var. Diyor ki o fakirin etrafına döndü ve memleketine gitti. Bu Hayyam'a denir ama hocam. Yok şeyde Mesnevi'de var. Mesnevi'de anlatır. Şimdi kardeşim bunu kim yapmış? Oraya sonradan ilave edilmiş olabilir. Pekala olabilir. Padişahlar hacca gitmedi. Yani bu olağanüstü bir... Ya bu olmaz. Bu bir şeydir. Hulul nazariyesidir. Kişinin kendisini Allah yerine koymasıdır. Biz de öyledir. Ve bunlar birileri tarafından sonradan ilave edilmiş olabilir. Onlar onu tüm olarak doğru kabul ediyorlar. O ellerindeki kitaba göre konuşuyor. Peki hocam şimdi yani dünyada da bir kabulü var. Sadece İslam dünyasında değil takdir edersiniz. Yüzlerce dilenmiş Mesnevi ve yani Türkiye deyince de pek çok memlekette Mevlana bilinir ve üniversite düzeyinde bilinir yani. Bu yani İslam'ın dış öğreti sunduğu için mi bu kadar kabul görüyor? Olabilir, mümkündür. Yani ama Batı bütün dünyanın kabul ederken kriterleri, Kur'an'daki kriterler değil ki. Bana Kur'an'daki kriterlere göre yani soru soruyor, ben ona göre cevap veriyorum. Zaten yani doğrudan bir güzel sözler doğrudan bir İslam kaynağı gibi değil de. Değil, evet. Yani orada hocam, Risale-i Nur'un insanların İslami yaşamı adına katkısı var mıdır demiş izleyicimiz. Vallahi ben olumsuz yönde çok katkısı olduğuna inanıyorum. Olumsuz yönde evet. Diyorsunuz. Bunu da yazdım. Bizim şeyde Aracılık ve Şirk kitabında da vardır. Bizim Süleymaniye Vakfı internet sitesinde de bu konuyla ilgili birkaç bin sayfalık yazı vardır. Yani isteyenler orada şey yapabilirler. Hemen özet olarak şunu söyleyeyim. Mesela en çok söyledikleri şey şu, imanı kurtarıyor. Nasıl imanı kurtaramayacağını Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bildirirken, nasıl oldu da Risale imanı kurtarır? Ne demek? İnneke la tehdi men ahbebte velakinne Allah yehdi men yeşâ ilâ sırâtı müstakîm diyor. Sen istediğini yola getiremezsin diyor. Ama Allah-u Teala gereken tercih yapanları doğru yola yönlendirir diyor. Ve huve a'lemu bil muhtedin, kimin yola geldiğini en iyi Allah-u Teala bilir diyor. Tamam, yani siz bize doğru tercih yapmanın eserlerinizle ilham kaynağı oluyorsunuz. Risaleler de böyle bir fonksiyonu görmüş olamaz mı? İlham kaynağı değil. İman kurtarıyor iddiası. Yani, diyor ki bak, diyorlar ki bu kabirde kurtarır, mahşerde kurtarır. Bunu onlar diyorlar. Yani risalelerde böyle yazıyor risalede mu? Risalede yazıyor tabii. Ya yani bu kitapları tabii, okursanız tabii elbette. Diyor ki bu Kur'an'dan alınmadır demiyor Said Nursi. Kur'an'ın alındığı yerden alınmadır diyor. Yani ha, yazdırıldı bunlar, bana. Ha, ben bunları çok ayrıntı, çok açık ve net olarak yazmışımdır. Aracılık ve Şirk kitabında, sitemizde var. Yani o şimdi o konuya girdiğimiz zaman çok konuşmamız lazım.